Herkese yeniden merhaba. Yine küçük küçük bir sürü şey birikti. 20 tane ürün oluştu. O yüzden şimdi isterseniz hemen bir tane videomuza başlayalım. Başlamak istediğim ilk şey yemekle ilgili bir şey olacak. Ben bunu Dance'den aldım. Bu aslında bir, şimdi göstermeyeceğim içi boş olduğu için, ama paketini de sakladım. Bunteşpiren isimli My Heart markasının Bunteşpiren Vegan Bio Heart Fighting Durum. Şimdi bunlar böyle spiral şeklinde olan makarnalar. 3 renkler: sarı, yeşil ve kırmızı. En azından böyle renkli olduğu zaman şeyleri, yani yemekleri daha böyle bir iştahla yiyor. Eğer makarna yedirmekle ilgili bir probleminiz varsa bunları kesinlikle tavsiye ederim. Göstermek istedim bunu da. Şimdi gelelim benim bitirdiğim bir şeye. Kodeli markasının Divine Oil. Hem yüz için, hem vücut için, hem saç için. Bu sanırım %100 temiz içerikli değil. Kodeli'de dikkat etmeniz gereken şey, yine dediğim gibi CodeCheck app'inden, her videoda neredeyse söylüyorum, kontrol edin aldığınız şeyleri. Kodeli'nin bazı ürünleri tamamen temiz içerikli, bazıları ama öyle değil. Bundan tam emin değilim. Sanırım içindeki bir madde benim istediğim özellikle değildi. Temiz içerikli değildi ama bunun kokusu bir şahane. Ben bunu yüzüm için kullandım. Çünkü bu böyle bir seyahatin içinden çıkmıştı. Çok başarılı. Tamamen temiz içerikli olsaydı alabilirdim. Gerçekten yüzünüzü çok güzel nemlendiriyor. Ben bunu sürüp yatıyordum. Sabah kalktığımda gerçekten cildim yumuşacık oluyordu. Ama dediğim gibi içeriği yüzünden almayı pek planlamıyorum. Şunu şöyle koyalım. Atmaya hazır olsunlar. Evet, şimdi gelelim benim değil de aslında Ezra'nın parçaladığı bir şeye. Nasıl oldu bilmiyorum ama makyaj masamın bir çekmecesini açabilmiş. Onu artık kilitlememiz gerekecek. Çünkü boyu yetişiyor artık. Ve şunu Allah'tan ısırmamış ama zaten böyle biraz eski olduğu için delikleri varmış. Oradan tutup çekti ve koparttı. Bu Real Techniques'in gözaltı için olan süngerlerinden. Gerçekten çok başarılı, çok severek kullandığım süngerler. Ama çöpe gidiyor. Evde kalan, yine artık o kadar çok almışım ki zamanında, maskelerden iki tane, hatta üç tanesinden bahsedeceğim size şimdi. Bir tanesi Santé markasının DM'den aldığım bir anti-stres maskesi. Yani bununla ilgili sadece iki tane kullandım. Yenisini de almayı planlamıyorum. Çok bir şey söyleyemeyeceğim. Sadece bende yaptığı şey, o dönem yüzümde çok sivilce vardı. Güneş kremi falan yüzünden olmuştu. Ve ben bu maskeyi yaptıktan ve banyodan çıktıktan sonra yüzümde olduğundan daha fazla oldu. Sivilce oluştu. Ama sonra hepsi dışarı çıktı ve yani sonra kurudular ve gittiler. Ama ilk önce böyle bir ne var ne yok, yüzünüzü gerçekten temizliyor yani. Çok benim sevdiğim bir şey değil. Ertesi gün dışarı çıkmak istiyorsanız, güzel giyinmek ya da atıyorum makyaj yapmadan dışarı çıkmak istiyorsanız, güzel bir yere gidecekseniz falan. Yani biraz tehlikeli bir maske, çok tavsiye etmiyorum. Ama tamamen temiz içerikli. Ben evde oturacağım, bir hafta yapacak hiçbir şeyim yok. Bütün sivilcelerim ne kadar çıkacaksa çıksın, sonra hepsi kurusun gitsin diyorsanız tabii deneyebilirsiniz. Bir tanesi Sherbans markasının, yine DM'den aldığım bir şey bu. Tea balm öl olan içinde ve argan öl olan ve pantenol olan. Yine bu şey olduğu zaman, işte sivilce gibi şeyler olduğu zaman kullanabileceğiniz bir maske. Ben bunun çok bir şey yaptığını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi gelelim yine tamamen temiz içerikli olan bir maskeye. Bu da Dr. Hauschka markasının seyahat setlerinden birini hediye etmişti Von Atina. Onun içinden çıkmıştı. Bu şey vaat ediyor. Sivilcelerinizi, işte şeyleriniz, nasıl söyleyeceğim onu? Bazı şeyleri, hele şurada Almanca okuduktan sonra Türkçesini bulmam neredeyse imkansız olmaya başlıyor. Böyle yüzünüzde şeyler varsa, atıyorum siyah noktalar, sivilceler, bu tarz şeyler, ya da çok fazla parlıyorsa yüzünüz, yağ, çok yağlı olduğunu düşünüyorsunuz, yapacağınız bir maske. Ben sivilce olduğu zaman kullanmıştım. Ben bunun işe yaradığını düşünüyorum bu arada. Güzel bir şey ama genel olarak maske çok kullanmamaya karar verdim. O yüzden almıyorum artık. Şimdi gelelim, ben sabun delisiyim. Biliyorsunuzdur bir tane videolarını, genel olarak videoları izliyorsanız. Bunu ben Dance'den almıştım. Schaff's Milch Seife mit Lavendelblüten. Hala paketi bile lavanta kokuyor. Böyle bir paketi var. Paketini sakladım çünkü genelde aldığım sabunların paketi olmuyor. Sonradan da
O yüzden favoriler videosu yapıyorum ki oradan görebilesiniz diye. Yoksa çünkü paketleri olmadığı için onları çok severek kullanmış olsam bile sizinle paylaşamıyorum. Çünkü isimlerini dahi hatırlamıyorum bir süre sonra. Bu Sailing markasının DM'de şeyde satılıyor, Dance'de satılıyor. Gidip bakabilirsiniz. Doğal sabunları tamamen temiz içerikli. Çok da başarılılar. Ben işte elimi, vücudumu falan banyoda bunlarla da yıkayabiliyorum. Şimdi gelelim HIP'in bir yağına, bebek yağına. Benim çok daha fazla severek kullandığım bebek yağları var. HIP zaten hani genel olarak temiz içerikliğe yakın ama yine de %100 temiz içerikli olmayan ürünleri de var. O yüzden HIP'i genel olarak almıyorum. Bunu sadece Edward'ın hani cildi kuruduysa banyosunda birkaç damla böyle damlatıyordum. Öyle kullanıyordum, öyle bitirdik. Ama yani çok tavsiye edebileceğim bir bebek yağı değil. Martina Gephardt'ın bebek yağını daha çok tavsiye edebilirim. O gerçekten başarılı. Hazır Martina Gephardt demişken, Martina Gephardt'tan bitirdiğim iki tane tester'dan bahsedeceğim. Bunlar biraz daha büyükler tester boyunun ama tester diyelim. Çünkü o şekilde satın alıyorsunuz Martina Gephardt'ın sitesinden. Sitenin linkini aşağı koyarım, bakarsınız. 5 euro karşılığında 15 tane böyle tester alabiliyorsunuz. Bu ikisini de daha önceden göstermişim bir tane videolarında. Bir tanesi göz için olan göz kremi, günlük olan bu süt kıvamında olan, bir tanesi de vücut yağı. İkisi de çok başarılı. Bir tanesi vücut yağı böyle odunumsu kokular, o tarz kokular seviyorsanız çok seversiniz. Bu da çok ince yapılı, makyajın altında olabilecek bir göz kremi diyorsanız, ikisi de tamamen temiz içerikli. Gelelim benim yine dışarı çıkarken pamuk almayı unuttuğumda mecbur kalıp aldığım ıslak mendillerden birine, HIP'in ıslak mendili. Bu tamamen temiz içerikli. Yani ben genel olarak ıslak mendil artık kullanmıyorum ama illa kullanmak istiyorsanız alıp deneyebilirsiniz. Edward'ın yine Mum'un bir diş fırçasını parçalayıp bitirdi. Onlardan bir tanesi bu 3-4 haftada bir aynı şekilde parçalanıp bitiyor bizim evde yani. Çok dayanmıyor diş fırçası Edward'a. Şimdi gelelim L'Occitane'ın yine hala bitmeyen, çok bereketli olan Christmas takviminden çıkan şeylerden birine. Benim hayatımda en sevdiğim el kremi, L'Occitane'ın şialı olan el kremi. Çok başarılı. Ne yazık ki temiz içerikli olmadığı için aynısını almayı düşünmüyorum. Ama çok işe yarayan, çok temiz içerikli olması umurumda değil diyorsanız, çok kuru elleriniz varsa gerçekten bence %100 işe yarayan, benim bugüne kadar kullandığım en başarılı el kremi bu. Tavsiye ediyorum aslında ama kendimi almayacağım, dediğim gibi temiz içerikli olmayan hiçbir şeyi almamaya karar verdim. Yine aynı şeyden, takvimden çıkan bir duş jeli. Bunun içinde ismini okuyamayacağım. Bigarat. Bilmiyorum. Çok kötü kokusu. Yani tavsiye edeceğim bir şey değil. Kötü derken eğer böyle limonlu limonlu şeyleri seviyorsanız beğenirsiniz. Limonata gibi kokuyor. Yani bildiğimiz tatlı limonata gibi kokuyor. Benim hiç seveceğim tarzı bir duş jeli kokusu değil. Zaten temiz içerikli olmadığı için çok almayı planladığım bir ürün de değil. Gelin yine L'Occitane'dan devam edelim. Bunu ben L'Occitane'ın yaptığım bir alışverişte yanında vermişlerdi sanırım. Bir şampuanla, bu kuru saçlar için olan, içinde 5 farklı yağ var. Kokusu muhteşem. Şampuan gerçekten yumuşacık yapıyor saçlarınızı. Saç kremine bile ihtiyaç duymuyorsunuz ama ne yazık ki temiz içerikli değil. O yüzden almayı planlamıyorum. Gelelim Caudalie'nin yine bir seyahat setinden çıkan bir ürününe. Bu Moisturizing Sorbet. Bu böyle sorbeler şey oluyor. Biraz böyle kremden daha böyle süt kıvamında, daha böyle akışkan. Caudalie'nin her ürünü %100 temiz içerikli olmadığı için ben tamamen temiz içerikli olanlarını alıyorum. Bu arada evde gerçekten çok fazla yüz kremi var ve ben daha yoğun şeylere ihtiyaç duyduğum için bunu kullandım, bitirdim ama yağlı bir cildiniz varsa tavsiye edebilirim bu arada. Gerçekten çok hafif bir krem. Yaz için de uygun olabilir açıkçası. Gelelim Dr. Hoşka'nın seyahat setinden, Tino'nun hediye ettiği setten çıkan artık son şeylere. Bunları da kullandım, bitirdim. Bir tanesi bir banyo esansı. Küvete koyabildiğiniz şeylerden. Bu yine cam şişede gelmesi benim çok hoşuma gidiyor. Bu benimkisi güllü olan. Çok beğendim ama ben lavantalı olanı daha çok beğeniyorum.
Eğer bir içlerinden birini alacak olursam lavantalı olanı alacağım. Bir tane maske çıktı içinden. Doktor Başkan'ın maskesi. Daha önce bu maskelerden birini de göstermiştim. Şöyle göstereyim. Bunlar aynı mı? Değil. İkisi farklıymış. Bir tanesi temizliyor, bir tanesi revitalizing mask. Türkçesini bilmiyorum. Birisi Reinigend maske, bir tanesi Revitalizing maske. İkisinin de işe yaradığını düşünüyorum bu arada. Gerçekten cildim yumuşacık ve pürüzsüz oldu ikisinden sonra da. Eğer illa bir maske alacağım diyorsanız Dr. Hauschka'nınkini tavsiye ederim. Tamamen temiz içerikliler aynı zamanda. Şimdi gelelim Dr. Hauschka'nın hiç sevmediğim bir ürününe. Yine bu siyasetin içinden çıkan bir şey tonik. Yalnız şöyle bir şey var ki benim cildim kuru olduğu için ve bu yağlı ciltler için olduğu için bence ben bunu istemedim. Çünkü yüzümü felaket bir şekilde gerdi. İyice kuruttu böyle pütür pütür oldu yani felaket oldu. Böyle spreyli bir şey. Bu arada bununla ilgili ben çok güzel şeyler duymuştum ama insanların ciltleri yani yağlı ciltli olanlar bununla ilgili çok güzel şeyler yazmışlar, söylemişlerdi. Ama işte Tino'da hediye olarak aldığı için tam da bu tarz şeyleri bilmediği için böyle bir set almış. Bunu ne yazık ki hiç beğenmedim. Gerçekten cildime kötü geldi. O yüzden cildinizi tanımak ve ona göre ürün almak aslında çok önemli. Gelelim bitirdiğim son ürüne. Aşığıyım. Yani ben bunun büyüğünü de birkaç şişe bitirdim bundan. Armani Manya. Bu küçük olan şişesi. Yani evde çok parfüm var. Hepsini bitirdikten sonra tam bir sonbahar kokusu. Gerçekten ben bunu kokladığım zaman aklıma böyle dökülen kırmızı kahve yapraklar geliyor. Yani çok 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 güzel. Anlatamıyorum. Tam olarak kokusunu anlatamıyorum. Parfüm anlatmak zaten çok zor. Bana sadece kullandığım dönemleri hatırlatıyor ve Armani Manya. Delirinecek bir parfüm gerçekten. Çok başarılı. Sonbahar, kış, o tarz dönemlerde bir parfüm arıyorsanız eski de bir parfüm, bayağıdır var yani kaç senelerdir olan bir parfüm. Gidip bir koklayın derim. Gerçekten çok başarılı. Evet, bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım severek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.